Merhaba Arıcılık Teknik Mustafa kanalı izleyicileri. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kendi arılığımızda amatörce ana arımızı nasıl üretiriz o konuyu paylaşmak istedim. Hatırlarsanız daha önce bu kovanlarımın yapılış ve kullanış videolarım var. Daha sonraki videolarımda arılandırma nasıl yapılır, basit bir şekilde arılandırma nasıl yapılır onun videosunu paylaşmıştım. Bugün de sizlerle arılandırmış olduğum videoma meme vereceğiz. Onu paylaşacağım. Normalde bu kovanlarda ürettiğim arılarımı acil, ani durumlarda yani ana arı kaybında o durumlarda kullanıyorum. Normalde arımızı Muhsin Doğralı hocanın da belirttiği gibi en iyi yöntem bölme yöntemiyle üretmek arımızı. Bölme yöntemiyle daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Bu şekilde yedek olarak veyahut da kışa girerken kış kaybında, ana arı kaybında çiftleşme problemi olduğundan dolayı çiftleşme alanı her zaman yedekte bulunduruyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, görüldüğü gibi kovanımızı açıyoruz kapağını. Üst tarafta yemlik kısmımız. Evet. Şerbetlik bölümü. İçinde aramız var. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi iki bölümden oluşuyor. Buraya meme vereceğim şu anda. Bunda meme yok. Buna daha önce arı vermiştim. Ona bu kontrol edelim duruyor mu? Ana arı vermiştim buraya. Evet, görüldüğü gibi şurada bir tane mememiz var kenarda. Bu çıtamız bölme yaptığım arılardan almış olduğum çıtamız bu. Bunlardaki arılar oğula meyilli değil. O yüzden bunlardan seçiyorum. Buralardan diğerlerini arılandırdım zaten. Diğerlerini aldım. Bu kaldıydı. Buna da vereyim. Şöyle geniş alalım ki ana arımız zarar görmesin. İşte burada bunun en büyük dezavantajı petek deforme oluyor. Bu şekilde böyle şuraya ortaya da bunu koyacağız. Bu şekilde koyup kapatıyoruz. Buna geçen gün çıkmış ana vermiştim ben. Daha doğrusu meme vermişim. Çıkmış ana değil, meme vermişim. Pardon. Evet, açılmış görüldüğü gibi. Anamıza bakalım duruyor mu? Evet, anamız şurada. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi anamız parmağımın ucunda geziyor şu anda. Şurada görüldüğü gibi geziyor maşallah. Bu şekilde anamızı üretmiş olduk. Artık çiftleş boşluğuna gidecek. Biraz sayı az burada. Buna takviye yapacağım. Yeni çıkan yavrulardan. Bunu biraz daha güçlendireceğim. Bunun gayet iyi bu. Bu şekilde ana üretimimize devam edeceğiz. Yumurtladığı zaman tekrar paylaşımını bulunurum sizlerle. Evet, kapatalım artık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden herkese hayırlı sezonlar, hayırlı bereketli sezonlar. Hoşça kalın, dostça kalın.